Yani bu başvurunun zamanlaması da tam halving öncesine getirilmesiyle için hazırlanmış, belli yani. Şu anda savaş artık baya hani böyle meydan savaşı gibi ortada dönmeye Evet. başladı. Ben hayatımda bu kadar kısa fakat komik bir fıkra duymadım. Yani BlackRock Bitcoin'i forklayacakmış. Yarının dünyası Paribu sunar. Paribu'nun desteği BTC Haber TV'nin ev sahipliğinde bir kripto yatırana daha hoş geldiniz. Baharda başladık, yaz geldi. Biz biraz geciktik ama her zamanki gibi kısa kollu tişörtlerimizle bu sefer. Cemil Ben Hocam hariç. biraz daha hafif uzattı tişörtü. Güzel havalandırmış Just Work şeyinde, ambiyansında karşınızdayız. Cemil Şinastürüm ve Erkan hocalarımla. Hocam nasılsınız? Tatil geldi mi yoksa Yok. hala devam mı? Bizde devam. Yok, tatile daha gidemedik. Zaten tatile de gidemeyeceğiz galiba. Kripto para piyasası ve ekosistemi bayağı güzel gündemlerle, ilginç gündemlerle Aynen. şey yapılıyor, sarsılıyor ve epey gündemimizde konu var. Biz de işte bugün hangi konuları ele alalım falan derken aslında baktık ki aslında her yol Roma'ya çıktığı gibi her konu aynı yere çıkıyor aslında. Bitcoin'in geleceğini tartışacağız ama şu anda 3 tane konu var en temelde gündemde. Bir tanesi BlackRock'un yaptığı işte SEC'e yaptığı işte ETF, Exchangeable Trade Fund ya da Trust başvurusu. SEC'in aldığı kararlar ve tabii ki işte şu anda mevcut piyasalarda bunların etkileri ve tabii ki Hong Kong tarafında falan da ne olduğu var. Dolayısıyla aslında bu üç eksende konuşmamız gerekiyor ama bugün biz özellikle BlackRock olayını ele alacağız. Çünkü gündemde kafalar biraz karışmış durumda. Biz de kripto veteran farkıyla biraz buna yaklaşalım dedik. Diğer konuları önümüzdeki günlerde bir spaces yapıp aslında sizlerden gelecek sorular etrafında da yapalım diyorum. Şimdi BlackRock konusuna gelirsek, BlackRock geçtiğimiz hafta işte SEC Binance'le, Coinbase'le uğraşırken ve bir sürü şeyi kripto Altcoin. parayı işte ben bunları menkul kıymet ilan edeceğim tehdidiyle işte kendi alanlarının dışında itmekle ilgili bir sürü kararlar alsa da bir anda BlackRock'un başvurusu hem piyasalarda farklı bir etki yarattı. Bir anda SEC'in ve Fed'in faiz kararının işte o korku tarafına iten korku ve açgözlülük endeksini korku tarafına iten tarafını bir anda nötrledi şu anda. Ama etkileri de tartışılmaya devam ediyor. Üstelik arada da bir sürü yalan yanlış şeyler var. Dolayısıyla biz kripto veteran bakışımızla bunları yorumlamaya çalışacağız. Lütfen siz de görüşlerinizi YouTube kanalımızın altına ya da Twitter'daki BTC Haber hesaplarına atın lütfen. Şimdi başlayalım. Öncelikle Erkan Hocam sana döneyim ben. Şu anda baktığımız zaman ilk tartışmalardan bir tanesi işte acaba BlackRock ki dünyanın en büyük yatırım fonlarından bir tanesi hatta birincisi. Birincisi. 10 trilyon dolar civarına yakın şeyi var. Bir büyüklüğü var. Yönettiği portföy var. Şimdi birincisi spot ETF mi yoksa trust şeyi mi yaptı? Şimdi benim okuyabildiğim kadarıyla orada normalde şu ana kadar yapılmış spot ETF'lerden biraz daha farklı bir yapısı var. Biraz daha grayscale'in yapısına benziyor ve 40 binlik adeta hisse senedi kupürleri gibi kupürler halinde satılıyor. Ama bildiğimiz bu grayscale tarzındaki trust başvuruları gibi de değil. Biraz daha sanki likit ve şey olması ne derler? Hani el Grayscale'ın değiştirilebilir çok olması. daha akışkan versiyonu. Ha, Yani çok Grayscale'den istediğiniz zaman satıp çıkamıyorsunuz mesela. Bunda çok daha rahat satıp çıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla sanki piyasadaki likiditesi ve piyasadaki oynaklığı da şeyden hani Çok farklı bu olacak. geleneksel piyasalardaki gibi grayscale'i oturtmalarından biraz daha farklı olacak. O açıdan da hani ETF kanadına da biraz şey var, yakınlığı var. Şimdi hocam bütün bu tanımlar çerçevesinde BlackRock'un bu başvurusu senin için ne anlam ifade ediyor? Ve tabii ki işte bu Fed ve SEC'in
konjonktürü arkasında, Hong Kong konjonktürü arkasında aslında nasıl bir okumayla bakmak lazım bir BlackRock olayına? Şimdi bir ETF konusundan başlayalım. Çünkü her ay, her sezon, her dönem yeni yeni izleyicilerimiz geliyor ve bilmeyenler çok var. Evet. ETF, Exchange Traded Fund, borsa yatırım fonu demek. Yani bir varlığı, bir şirketi, bir grup teknoloji şirketini mesela veya bir grup işte tekstil şirketini hisselerini alıp veya işte altın, gümüş, bakır neyse bunları bir sepete koyup menkul kıymetleştirebilirsin veya menkul kıymetlerden bir sepet oluşturabilirsin ve bunu bir fon haline getirirsin. Eğer spot ETF ise gerçekten o ürünü alıp kendi portföyüne koyarsın ve ona dayalı olarak borsada alınıp satılabilecek bir varlık haline getirirsin. Ve bu ETF'ler işte son yıllarda, son 10 yıllarda çok yaygınlaştı ve bu piyasanın lideri de BlackRock. Yani Amerika'daki ETF'lerin çoğunluğunu BlackRock çıkartıyor. Zaten BlackRock'ın bu ETF başvurusu neden önemli? 576 tane başvuru yapmış, bir tanesi reddedilmiş. Bu işte biraz bu başvurunun GBTC'ye, Trust'e benzemesinin sebebi de muhtemelen o. Çünkü GBTC'yi kabul etmişler, SEC tarafı. Demek ki ona biraz benzetirsek kabul edilme şansı daha fazla diye düşünmüşler. Buraları böyle. Yani peki neden önemli? ETF, spot ETF piyasaya geldiği zaman bu demek oluyor ki o ETF piyasadan gerçekten Bitcoin satın alacak ya da Ethereum satın alacak, neyse. Aynısı altında olduğunda altın fiyatının roketlemesine sebep olmuş orta ve uzun vadede mesela. Neydi o rakamlar? Hani 1 trilyon dolardı galiba şeyden önce, ETF'ler başlamadan önce altın piyasasının değeri. Şimdi 10 trilyon doların üzerine çıktı gibi. Onu bilmiyorum ama böyle bir şey şu anda galiba. Altın piyasası 13-14 trilyon dolar civarında. Ve bizim piyasa o kadar değil mesela. Bu kadar üzerinde şey yapılıyor, yıllardır konuşuluyor falan filan. Daha oralara gelebilmiş değil. Ha, o aşamaya götürebilmesi için olumlu mu olur? Olumlu olur. BlackRock'ın başvuru yapmış olması şundan önemli. BlackRock çok zor red yiyen, işte bu SEC çevrelerinde, hükümette şurada burada çok acayip istihbaratı olan, lobisi olan falan bir kurum. Bu Rockefeller'larla değil mi hocam? Direkt bağlantısı var. Yani Amerika'nın işte özel sektörünü oluşturan en önemli birkaç aileden birinin işte bağlantısı olan bir kurum. Zaten ismin içinde Rock geçiyorsa. Rock varsa zaten şüpheleneceksin. VanRock diye bir fon var, o da onların. Mesela. Şimdi bu açıdan baktığımızda çok olumlu olması gerekiyor. Ama bu şu anda fiyatları negatiften, işte SEC'nin negatif etkisini ancak nötre çevirebildi. Çünkü daha onaylanmadı. Onaylanma süreci var. 240 gün civarı maksimum uzatabileceği SEC'nin süre. Ve SEC de Bitcoin'in spot ETF'i çıkmasını istemediği için şimdiye kadar yapılan başvuruları sudan sebeplerle sürekli erteleyip en son maksimum süreleri kullandığı için muhtemelen bunda da kullanabilir. Yani 8 ay gibi önümüzde bir periyot var. 8 ayın sonu da 2024'ün başlarına geliyor. Şubat'a falan geliyor. Tam Mart-Nisan aylarında da Bitcoin halvingi var. Yani bu başvurunun zamanlaması da tam halving öncesine getirilmesiyle için hazırlanmış. Belli yani. Çünkü o kabul edilirse zaten halving de var. Etkiyi duble yapacak, yani ikiye katlayacak olumlu etkiyi demektir. Kabul edilmezse piyasada öyle bir korku pek yok. Başka türlü korkular var ama diyelim ki kabul edilmedi. O zaman da zaten Bitcoin halvinginin kendi pozitif etkisi var. Çok aman aman bir sıkıntıya yol açmaz. O günlerde belki bir FUD oluşturur. O da halvingden önce size daha ucuzdan Bitcoin alma imkanı sağlar. Ama bunlar önemli olan konular değil. Önemli olan konu şu. BlackRock burada custodian olarak, yani ben Bitcoin, gerçek Bitcoin'leri piyasadan aldığım zaman bunu saklayacak kurum olarak kimi göstermiş? Coinbase. Başka kurum gösteremez miydi? Gösterebilirdi. Bir sürü başka kurum var. SEC'nin problemli olduğu Coinbase'i ben masaya bunu koyuyorum kardeşim diye getirmiş, masaya koymuş. Oradan ben şöyle bir mesaj çıkarıyorum. Şimdi
Bitcoin spot ETF'e niye izin vermiyor Amerika'nın bu SEC ve arkasındaki güçleri? Bunlar merkezi eski sanayi ve para ekonomisi dediğimiz Amerika'yı savunanlar. Yani eski dediysek mevcut aslında. Yani mevcut müesses doları, nizam. Müesses nizamı, doların sınırsız üretilmesini, işte her kriz olduğunda Merkez Bankası'nın istediği kadar dolar basıp bankaları, şirketleri, şunları bunları kurtarmasını sağlamasını savunan, işte borsadaki en etkili alıcıların şirketlerin kendisi olması, buyback diye bir şey var. Yani şirket bu paraları işte Merkez Bankası ürettikçe belirli mekanizmalarla oralardan topluyor, krediler şunlar bunlar ucuz bunlara geliyor. Onlar da gelen bu ucuz paralarla kendi hisselerini borsadan satın alıp borsayı yukarıda tutuyorlar. Bu düzen yıllardır bozulmasın diye, ki onun yanında bir de gayri, şimdi bu nizamisi düzenin içinde aslında bir de şunlar dönüyor. Mesela Nancy Pelosi, işte en önemli demokratlardan bir tanesi, açın Nancy Pelosi diye yazın, kocasının nasıl insider trading yaptığı, sürekli içeriden bilgi alıp hisse satın alıp sattığı haberleri var. İşte ne bileyim, Elizabeth Warren'la ilgili de var. İşte Fed üyelerinin ya dünyadaki bütün ekonomik bilgi önce bu adamlara geliyor. Bir bakıyorsun bunlar meğerse borsada alıp satıyorlarmış. Oo ne güzel. İki tane Fed üyesi bu ortaya çıkınca emekli olmak zorunda kaldılar. Başkan Powell bile işlem yapıyormuş maşallah. Ya bunlar da işin çakal tarafları. Bu ketempere, bu düzen devam etsin diyenler Bitcoin'in spot ETF sahibi olmasını istemiyor. Niye? Çünkü Bitcoin spot ETF alırsa, piyasa böyle 1-2 trilyonken 10 trilyon, 20 trilyon olursa bütün bu altcoin, Bitcoin piyasası, doların hakimiyeti konusunda ciddi sıkıntı olur diye düşünüyorlar. Hatta 2017 sonunda Bitcoin fiyatı böyle uçup giderken, 20 bin dolarlara dayanmışken, o zaman şey çıkmıştı. İlk defa Bitcoin'de türev işlemler çıkmıştı. Piyasada o zaman bunu çok olumlu bir şeymiş gibi algılamıştı. Ben sen de demiştim bir flat ki yapmıştın flat o zaman. Yapmıştım. Meşhur böyle birinci şeyinde de böyle top resmi var falan. Savaş başladı arkadaşlar Bitcoin'e karşı diye. Aman dikkatli olun diye. Ondan sonra zaten Bitcoin 3000 yolculuğu başladı. Yani 20.000'den 3000'e düştü. 1,5 ya da 2 yıl sonra dönemin CFTC başkanı, itiraf etti yani türev piyasaların denetleme kurumu başkanı itiraf etti. Christopher Giancarlo dedi ki biz o zaman Trump istedi bu Bitcoin'i durdurun dedi. Biz de o yüzden türev işlemleri çıkardık diye itiraf etti. Ondan sonra Bitcoin'le ilgili türev ETF'lere izin verdiler. Yani türev araçları alıp satmaya, işte türev, hep türevler gelsin. Neden? Bitcoin piyasası shortlanabilsin diye. Artı spekülatif olsun ki olsun, insanlar zarar görsün ve uzaklaşsın ve biz de böyle bir düzenleme şey yapmayalım. Evet, sınırsız dolar düzenini devam ettirelim. Şimdi BlackRock, burada Amerika'nın içinde kuvvetler var. Bir kuvvet diyor ki, mesela Trump görüşü diyor ki, ben diyor Amerikan dolarını eski versiyona çevireceğim. Yani 1971'den önceki versiyon. Hatta Merkez Bankası'na bu görüşte olan bir hanımefendiyi atamaya kalkıştı da perişan ettiler. Ne hanımefendi kaldı ne Trump kaldı farkındaysanız. Bu Amerika adamı için tutukladılar ya. Evet ya, Trump'ın başına da gelmeyen kalmadı. Hanımefendiye de zaten demediklerini bırakmadılar, alay ettiler falan. Niye doların altına bağlanmasını savunuyorsun diye. Bunun zaten pek çıkar bir tarafı yok. Amerikan dolarının altına bağlayabilirsin. Bağlamak zorunda kalacaklar önümüzdeki yıllarda. O ayrı bir mesele ama yani uzun vadede. Ama bir grup da diyor ki evet sınırlı bir dolar sistemine geçeceğiz ama burada Bitcoin ve kripto paraların çok önemli bir gücü var. Bizim bunu başka yere kaptırmamamız lazım. Amerika'nın gelecekteki para sisteminde bunların yeri olması lazım. Şimdi SEC bu altcoin'lere, şunlara, bunlara davalar, şunlar, bunlar hamle başlatınca, demek ki Rockefeller'lar da böyle düşünüyor. BlackRock üzerinden bir siyasi mesaj veriyorlar bu sınırsız dolarcılara. Hmm. Diyorlar ki arkadaş, siz böyle haldır huldur girdiniz kılıçla piyasaya ama durun bakalım yani. Ne Coinbase'i size yediriyoruz ne de Bitcoin'in spot ETF mevzusundan vazgeçiyoruz. Alın bakalım masaya bunu şimdi sürdüler. Hmm. Şimdi bu bir bilek güreşi. BlackRock'la bilek güreşi evet. Bu bir bilek güreşi. Bakalım kim kazanacak. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi FAD mevzularına gireceğiz birazdan. Ya bilgisiz,
cahil, yani şunun cahili, kripto piyasası farklı bir piyasa arkadaş. Bu Bitcoin, blockchain teknolojisi, bunu bilmiyorsanız konuşmayın. Ben şeye bir şey demem yani, küçük yatırımcıdır, bir şey duymuştur, bunu paylaşıyordur. Ya böyle bir şey olabilir mi diye. Bilmiyordur. Onlara hiçbir diyeceğim yok. Ya binlerce, yüz binlerce belki böyle Türkiye'de veya yurt dışında arkadaşımız var. FAD'ı kendileri böyle yayıyorlar. Ama güya sorumluluk makamında olup, işte güya insanlara yön verdiğini düşünen, ben şahsen hiç öyle bir şeyim yok. Ben sadece bilgimi paylaşıyorum. Biz burada bilgimizi paylaşıyoruz. Kimseye bir yön vermek gibi bir şeyimiz yok. Biz bildiklerimizi anlatıyoruz. Ama ben insanlara yön veriyorum diye ortaya çıkıp sonra saçma sapan fadları böyle gerçekmiş gibi cehaletinizden yayıyorsanız, yani burada sorumluluk sahibi oluyorsunuz arkadaşlar. Ya yani bilmiyorsunuz bu işi. Geçmiş sezonlarda burada değilsiniz. Şu anki bilgi seviyeniz de yeterli değil. Saçma sapan olmayacak işleri milletin önüne atıyorsunuz. İşte zamanında şey diyenler vardı. Kuantum bilgisayarlar Bitcoin'i yiyecek bitirecek falan gibi komik iddialar ortaya atanlar vardı. Şimdi bu arkadaşlar, bu tip arkadaşlar çıkmaya başladı. Yurt dışında da var, Türkiye'de de var. Bunlar çoğu aslında bugünkü bu BlackRock'ın ETF başvurusu üzerinden birazdan geleceğiz. O FAD'ın etrafında dönen tartışmaların daha fazlası, bak daha fazlası. Bugün şimdi insanları korkutuyorlar ya bu BlackRock ETF'indeki bazı detaylardan dolayı. O tartışmaların çok daha fazlası 2017 sezonunda yapıldı. Ondan önceki sezonlarda da yapıldı. Şimdi geleceğiz onlara. Yapıldı. Eğer bu korkuları yayanlara da ben aslında bir yönden teşekkür ediyorum. Çünkü bize 2024 ve 25 için daha ucuzdan Bitcoin alma, altcoin alma imkanı sunuyorlar. Bir yandan da teşekkür ediyorum. Bu iyiymiş. Sen ne diyorsun hocam? Orada bir de şey var tabii. O yani bu işin tabii FED tarafı var, SEC tarafı var ama şöyle bir şey var. Birincisi bu SEC kavgasında da FED kavgasında da Bitcoin bir steril bir alana oturtulmuş durumda. Diğerlerinden farklı olarak alınıp. Ethereum'un durumu biraz belli değil ama hiç adı zikredilmediği için şey buluyor. Fakat diğerleri de bayağı siz bu taraftasınız deniyor gibi. Bütün buralardan bir de tabii hani şu meşhur bir şey var. Bu Bitcoin'in forklanması, işte BlackRock Bitcoin'i forklayacakmış. Korkusun. İşte ondan sonra işte şey var falan. Dediğiniz o işte ya. Onun da etrafında dönen fadlar. Sen nasıl yani, okuyorsun olayı? Yo, tabii o forklanma falan soruyorlar bize de Twitter'da falan. Hocama da soruyorlardır. Yani buna ne diyorsunuz? Çünkü hep o korku olunca muhakkak bir yerinden yakalıyor korku insanları. Oradan yakalamasa buradan. Sayfalarca bir başvuru var. Kaç sayfa? 36 sayfa mı? 40 sayfa mı? Bir başvuru var. İçinden cımbızla çekerek işte forklanırsa onu seçerim, istediğimi seçerim demiş de BlackRock'ın başvurusunda. Onu soruyorlar. Ya tabii normal yani böyle bir şey demesi. Çünkü her şimdi bu başvurular öyle olmak zorunda ki öyle 3 sayfayla 4 sayfayla geçemezsin. Sen orada her türlü risk faktörünü, her türlü manipülasyonu önceden düşünüp hesap edip karşı hamlesini yazmak zorundasın. Yazılı halde vermek zorundasın. Bunu bekliyor senden. SEC de bekliyor, müşteriler de bekliyor. Bu 10 trilyonluk fon olması boşuna değil. Yani en büyük ETF lideri diyorsun işte. Hı-hı. Ben de bilmiyordum onu. Senden öğrendim bugün. Yani boşuna olmamış. Niye? Adam çünkü daha önceden her türlü paranoya yapmış. Oradan sağdan top gelirse böyle çeviririm, soldan gelirse böyle diye cevap. Burada da öyle bir durum var. Yani bunu işte zamanında oldu. Sen de onu yaşadık beraber. Kaç defa da konuştuk işte Bitcoin'den çıkanlar oldu. Roger Ver'ler, maceralar. İki tane ayrı şey çıktı içinden. Çıkma, yan sanayi. Bitcoin yan sanayi çıktı. Ne oldu yan sanayi? Yok şey adını ama. Anan yok. Yani bir ara Türkiye'de onları şey için kullandılar. Sahte yani Bitcoin aldık diye millete bu yan sanayileri şimdi satmışlar. Diyorum ya tarihini bilmiyorlar bu işin. Bugün böyle konuşuyorlar. Şimdi bu Roger Ver dediğimiz adam, yeni gelenler için, arkadaşlar için anlatalım. O zaman Elon Musk'tan daha etkili bir adamdı ya. Kripto piyasası üzerinde. Milyarlarca dolar bu işten para kazanmıştı. O zaman Bitcoin ekosistemi çok daha küçüktü. Aynen. Altcoin'ler çok daha küçüktü.
Ve bir de Bitcoin madencilik cihazlarını üreten bir şirket var. Bunun da CEO'sunu yanına aldı. Cihan Wu. Ya düşünsene. Antminer. Elindeki, bırak parayı, sadece sözle piyasayı hareket ettirebilen bir adam. Yanına bir de Bitcoin üretim cihazlarının, madencilik cihazlarının en büyük şirketinin CEO'sunu almış. Onda da var bir sürü milyar dolar. Bunlar oturdular, dediler ki biz Bitcoin'e sert çatallanma yapıyoruz, hard fork yapıyoruz, değiştiriyoruz. Farklı bir Bitcoin. Hadi bakalım. Şimdi bugün BlackRock'a diyorlar ki işte efendim bu hard fork olursa istediğini seçerim demiş. Bunlar demek ki hard fork yapacaklar. Bitcoin'i şöyle Bitcoin yapacaklar. Bitcoin'i böyle yapacaklar. Kötü planları var filan. Ya alakası yok. Şimdi dediğin gibi Roger Ver'ler yapamadıysa şimdi BlackRock mı? Evet. Önce? Tedbir olarak bunu şeye yazmış. Mecburen yazacak bunu şeye. Şimdi Bitcoin'i anlamıyorlar şundan dolayı. Bitcoin'de önemli olan topluluk. Yani o zaman topluluk bunu ispat etti zaten. Roger Ver'ü de, Cihan Wu'yu da gömdü. %96'ya 4 falan ayrışım olmuştu. Evet. Cihan Wu kendi kurduğu şirketinden kovuldu ya. Roger Ver... Cihan Wu mu kaldı? Sosyal ölü oldu şu anda. Sosyal ölü. Aynen. Siz öyle. Bitcoin şeyini, komünitesini, zaten community driven bir teknoloji bu. Bunu anlamıyorlar. Yani blockchain'in merkeziyetsizlik kavramını anlamadıkları için... O konu çok zor anlaşılıyor Erkan. Evet. Yani merkez öyle bir... Şimdi merkez paradigma olarak... Ya sen zaten bunların üzerine yıllarını verdin. Merkez paradigma olarak öyle bir yerleşmiş ki... Bütün dünyanın, toplumun her tarafına, devlet konseptinde var. Öyle ki yani zaten mesela birisi bir şey anlatırken bana... Merkezi olması överek anlatıyor. Çok iyi çünkü merkezden denetlenebiliyor. Merkezden oylar işte merkeze alınırsa daha iyi sayılır falan. Ya istemiyoruz kardeşim böyle bir şey. bu şimdi merkezin yerine gayri merkezin anlatılması zaten çok zor. Yani toplumu anlatması zor, bireysel olarak derste anlatmak zor. Zor oldu zor. Çünkü hep merkezi olmak başarılı ve doğru yapmanın kriteri olarak öğretile gelmiş. Bizim de çocukluğumuzdan beri böyle yani. Hep merkezi devlet daha iyi. İşte hatırlayın yani biz TCKN'ler çıkacağı zaman daha hiç yok böyle bir şey. Amerika'da var işte Social Security Number. Türkiye'de TCKN gerekir diye anlatıyorum ben daha hatırlıyorum. Master'daydım. Niye? İşte çünkü bunların hepsi bir merkezde herkesin verisi tek bir merkezden, tek bir sayıya bağlandığı zaman devletteki tüm işlerin kolay halledilecek. Yani bugünkü E-Devlet zannediyor. Diyorduk ya öyle anlatıyorduk. Doğruydu ama şu anda savunduğumuz şey bambaşka. Şu anda gelinen yer bambaşka. Artık bu merkezi kontrol istenmiyor. Şimdi böyle bir durumdayken SEC, işte deminden beri anlattığınız şey şuna geliyor. Sen de orada lütfen kendi yorumunu yap. Orijinal düşüncelerin var orada çünkü. Yani SEC dediğin gibi işte kendi o merkezi parasının doların dedolarizasyonla yıpranmasından falan da etkilenerek de olsa bir şekilde savaş açmaya kalktı. Bu Coinbase ve Binance üzerinden. Ve bir anda şak diye bir tokat yemiş gibi oldu bu BlackRock'un ETF başvurusu. Hemen arkasından başka Bitwise falan gibi, Fidelity gibi başka başvurular da oldu, olacaktır da daha arkadan bir sürü gelecektir. Bir anda soğuk bir duş oldu bu. Ve bence bu hareket o kadar önemli ki bunun önemini daha kavrayamadı insanlar. Yani bu fiyata yansımadı. Efendime söyleyeyim konuşmalara, yazılara daha yansımadı. Çok yeni zaten. Biz 17'sinde falan duyuruldu. Yani, tabii. Başvuru. Bunun faydasını 2024'te 25'te yani halvingden sonra iyice fiyat tekrar hızlanmaya başladığında biz hissedeceğiz. Fiyat olarak öyle ama makro bakarsan ki ben hep makro bakıcıyım biliyorsun yani sevilsem de sevilmiyoruz. Dövülsem ya bizi de, sevenler var da genel bu makro kitle... bakışımdan dolayı. Şimdi bu makro lütfen sana da söz kalsın. Şimdi bu makro bakışla ben sana şunu söyleyeceğim. Bu Rockefeller'ın şeyi fonu Rockefeller'la zaten bir savaş içerisinde bu merkezi para idarecileri ne zamandan beri yazıyoruz, çiziyoruz. 2021'in başında netleşmişti bu zaten. Madenciler Çin'den çıktılar vesaire. Şu anda savaş artık bayağı hani böyle
meydan savaşı gibi ortada dönmeye başladı. Evet. Yani gizli gizli. Kılıçlar çekildi diyebiliriz. Arkadan yani. Arkadan giderken bir anda pat 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 yani açık açık. İşte dediğin gibi Coinbase ben custody'nim dedi. USDC'nin de custody'ni BlackRock. Yani USDC'nin de arkasında. USDT'nin arkasında da olabilir. Bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. USDT'nin arkasında, USDT'nin var, arkasında ne var onu bilmiyoruz. Her an BlackRock veya Rockefeller çıkabilir. Yani şey o BlackRock da tek başına değildir yani ha, Rockefeller'dan. Bir cephedir onlar yani. Tabii mesela şu da var. Orada da sonra sana lütfen sözü al. Bu Ark Mark işte Katie Wood filan bunlardan da var. Bunların da Tesla, Elon Musk, BlackRock bunlar hep aynı yemeği yiyorlar evet, akşamları. Elon Musk zaten orada bir ya farkındaysanız o tarafa doğru bir şeyi var. 2021 başından beri çok net. Twitter'ı almasının bile arkasında tabii, şey var. Tabii tabii yani. Hatta o zaman şu şey olmuştu hani GameStop hadisesi olduydu. Orada da BlackRock'ın tesirini anlatmıştık. Yani ben yazılarında yazmıştım. Şimdi burada sana gelelim şimdi o en başta söylediğin gibi. Hem bu geçmişiyle bugünü bir bağla sende ve oradaki orijinal fikirlerinden biraz bahset. Şimdi hocam buradaki temel nokta şu bence. Ben derslerde kripto para dersinde ilk anlattığım ve insanların dönem sonunda akıllarında kalmasını istediğim tek kavram güven. Evet. Çünkü her şey onun üzerine inşa ediliyor. Şimdi bakın bütün bu toplulukta bizi izleyen insanlara şeyi soruyorum. Şöyle bir haber çıksa sosyal medyada. BlackRock Bitcoin blok zincirini ele geçirdi. Ne yapacaksın? BlackRock zaten dünyanın en büyük şirketi. Biz hemen gidip alalım mı diyecek? Böyle bir şey yok. Diyenler birincisi. Olur. Hayır diyenler olur da. Sonunda. Diyenler mesela, olur da. Bitcoin Cash de yani bu Roger Ver'in projesi de ortaya çıktığında alanlar oldu. Ama nihayetinde topluluk galip geldi. Hocam alanlar niçin aldı biliyor musun? Ben bak işte biz, aşağı yukarı 10 küsur yıl oldu. Cemil işte ilk söylemişti buna falan. Oralarda şunu gördüm ben. Millet orada airdrop geldi. O airdropları sattı. O airdroplarla Bitcoin aldı. Herkes yoluna evet, devam etti. BCH'leri BTC'ye çevirdi. Yoluna devam etti. Alp Işık'a buradan selam olsun. Şimdi ona da şey yapalım. Buradan şunu Alp'i şey yapıyorum. Alp'i de bir gün çağıralım. Olur olur. Hı. Alp'i de çağıralım. Hatta Space'i de çağıralım. Şimdi bakın. Hikaye şu. Burada BlackRock bütün dünyada eğer piyasayı manipüle etmeyen güvenilir bir firma olarak algılanıyorsa şu andaki mevcut elinde Bitcoin tutan insanlar tarafından bir şey BlackRock hepsini alsın Amerika yürütsün şey yapsın gibi senaryolar olur. Ama arkadaşlar yıl 2023 dünyada sadece Amerika'nın BlackRock'u yok. Bunun Fidelity'si var. İşte Coinbase'in şeyi Gemini var. İşte Ark var. Sadece onlar da yok. İngiltere'de Rishi Sunak'ın projeleri var. Avrupa Birliği Mika'yı hazırlamış. Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri herkesi çağırıyor. Yahu yani bu durumda BlackRock Bitcoin'i nasıl forklayacak Allah aşkına? Yani teknolojik olarak hadi bu mümkün olsa bile sosyal olarak mümkün olmaz. Cemil Hoca ile hep konuştuğumuz işte meşhur bir hikaye vardır. Adamlar 2014'te gelip Kuzey Irak'tan Bitcoin'in tamamını satın almak için para koyalım dediler. Ya bütün hepsini alırsan ne yapacaksın dedik herifler. O zaman da alabilirlerdi ha. Alabilirdin. Ne olacak o zaman al şey. Paranı hani, çöpe atmak istiyorsan al. Hadi bir malın hepsini alınca ne olacak? Bakın ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Birincisi o güven o merkeziyetsizlik var ya. İşte o tekelleşme unsuru şu anda internet kültürüyle yetişen insanlar zaten tek bir noktadan gitmemeye alışmış insanlar. Bu bir network bug'dır. Hani bakın internet üzerinde o kültürü almış bir insanı siz tek nokta üzerinden bir şeyleri götürmeye zorladığınız an mutlaka hacklerler onu ya da korsanını çıkartırlar öyle şey yaparlar. Aynen. Ya bunu söyleyen insanlar şu müzik endüstrisine de mi bakmıyorlar kardeşim? Torrent nedir bilmiyorlar mı Allah aşkına? Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak ben şunu şey yapıyorum, şunu söylüyorum. Birincisi BlackRock bunu şunun için yapıyor. Arkadaşlar diyor 2017 yılındaki gibi bu benim yorumum tabii. 2017 yılındaki gibi bir BCH, BTC gibi Bitcoin Core, Bitcoin Cash gibi bir ayrıma geldiğimizde onu SEC'e karşı sorumlu olarak Amerika'daki yatırımcılara karşı olarak ben seçeceğim diyor. Evet. Ama
bunu tekel için yapmıyor bence. Şunun için yapıyor. Ya bu insanlar hani komünizm gelse onu da biz getiririz diyen insanlar değil mi? Nerede faydasını görürse tekel olmadan ama büyük porsiyonun sahibi olmaya çalışan, olabildiğince oradan büyük parayı, büyük spekülasyonu almaya çalışan insanlar olarak bu işi böyle götürmeye alışmış insanlar. Dolayısıyla zaten bakın Avrupa Birliği'nde Facebook'a, Google'a dünya kadar ceza kesiliyor. Şu andaki mevcut rekabet yasaları da buna izin vermez. Dünyanın o rekabet yasaları izin verse dünyanın çok kutupluluğu izin vermez. Dolayısıyla ben hayatımda bu kadar kısa fakat komik bir fıkra duymadım. Yani BlackRock Bitcoin'i forklayacakmış. Ya. Hani bugün ben böyle bir tweet attım. Altına da böyle bir sürü arkadaş yazı yazmış. Onlara da buradan selam olsun. İşte diyorlar ki böyle işte paraya olan adamlar öyle bir para yatırırlar ki neye uğradığını şaşırırsın falan filan. Ya abi ne abi? Bu aksiyon filmi mi yaşıyoruz? Çin forklar Amerika'ya öbür forkta kalır. Bir de ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Sayısı Çin'de daha yani, çok sayı var. Şey mesela bu konuda korkulacak olan o fon bu fon olmaz yani. Mesela BlackRock 10 trilyon dolar diyoruz değil mi? Küresel bütün piyasalar kaç trilyon dolar sizce? Katrilyon dolar. Tabii. Evet, katrilyon dolar. Sen bilemiyorsun çünkü ki ve görmediğin o kadar çok göremediğin o kadar çok piyasa var ki mesela repo piyasası ki en önemli piyasalardan bir tanesi çoğunu bilemiyorsun kim ne işlem yapıyor. Bankacılık sistemi diyoruz battı mı öldü mü bitti mi halbuki banka gibi davranan gölge bankalar var. Gerçek bankaların yani o kanunlara tabi olmadan banka gibi davranan Merrill Lynch'ler falan toplamı 250 trilyon dolar yani gerçek bankaların neredeyse 10 katı. O yüzden onu aslında yani bu forklar bir şey yapar falan filan diye korkacağın yer senin aslında devlet. Yani Amerika Birleşik Devletleri yapabilir böyle bir şeyi. Çünkü elinde sınırsız para var. İstediği kadar basar, istediği kadar Bitcoin'in tamamını da alabilir. İşte İsterse forkunu yapar. Ama bunları diyorum ya biz 2017'de bunların hepsini tartıştık kardeşim. Ne olur Bitcoin komünitesi bu aynı zamanda işte cahiller diyorum ya. Arkasından bu aynı zamanda gitmez. Bir hardware işi kardeşim. Şu anki spesifik hardware ile sen bugünkü Bitcoin'i üretebiliyorsun. Diyelim ki bugünkü Bitcoin'i Amerika çıkardı. Zaten basıyor adam 2000 işte kriz 2008'de 3,5 trilyon dolar bastı. 2020'de 3 ayda 3 trilyon dolar bastı. Ne olacak? Basar 3 trilyon dolar. Bütün Bitcoin'i aldım der. Bitcoin komünitesi ne yapar? Şak bugünkü hardware ile çalışmayacak, yeni bir hardware ile çalışacak, yine Bitcoin'in aynı özelliklerini taşıyan bir fork yapar. Bütün komünite oraya geçer, i̇şte, sen Amerikan devleti olarak trilyon doları boşuna harcamış işte, olarak kalırsın. İşte bu da şunu gösterir, Bitcoin aslında teknolojik olarak başlayan ama daha sonra sosyale doğru giden toplumsal bir konsensüstür. Topluluksal evet, bir konsensüstür. Evet. Bu işin içindeki tarihsel ve sosyal toplumsal perspektifi ihmal ederek sadece teknoloji üzerinden bu sadece işi ya da finansal olarak da bu işi sadece para üzerinden sadece para üzerinden okumaya kalkan hep çuvallar. Aynen. İşte o yüzden de burada bu tabii bu BlackRock olayı daha çok tartışılır. Bunun üzerindeki işte Fed'in etkisi, Amerika'daki çeşitli şeylerin etkisi, işte ailelerin etkisi, Hong Kong'un, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, dünyanın değişik merkezlerinin etkisi bunların hepsini konuşacağız. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, asla ve asla Bitcoin azınlıkta bile kalsa, 3 kişi bile kalsa işte Erkan, İsmail ve Cemil olarak bile azınlık bir fork olarak bile gidebilir. Eğer liyakatlı giderse de buna o topluluktan bir sürü de insan katılır. Onlar öyle yoluna devam ederler. Diğerleri de giderler günün sonunda işte o tarih boyunca yaşadığımız sınırsız para basımı gibi bir takım şeyler üzerinden gider. Çünkü Bitcoin'in en büyük özelliği protokolünün müdahale edilemez olması arkadaşlar. Hani her şöyle bir şey var ya son olarak da öyle şey yapayım. En büyük şehir efsanelerinden biri de Bitcoin'in fişiydi ya. Bitcoin'in bir fişi var. Ha, bir gün birisi gelip çekecek. Arkadaşlar ama 14 yıldan beri kimse çekmedi. Çekemedi. Bugün, işte bugün günlerden neyse ve senenin 2023'üyse 2028'de bu videoyu tekrar izleyin.
yine o fişi kimse çekemeyecek arkadaşlar. Çünkü öyle bir fiş yok. Dolayısıyla tasarımından yok yani. Tasarımından yok. Yani şunu bir anlayabilsek aslında bütün şeylerimiz, bütün bu tartışmalar, bütün bu okuryazarlık bambaşka bir noktaya gidecek. Ama belki 5 sene sonra bu kripto para veteranı izlediğimizde, kripto paralarla ilgili farklı dönüşümleri yaşadığımızda, aa bak zamanında bu da söylenmişti, bunlar da söylenmişti denecek. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir kripto veteranda buluşmak üzere destekçimiz Paribu'ya ve ev sahibimiz BTC Haber TV'ye teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde Kripto Veteran Spaces ve yeni çekimlerde görüşmek üzere. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.